Teknovars'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Rampage V900S direksiyonumuzu PlayStation 3'e ya da 4'e tanımlayamama sorunundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bu videoyu sıfırdan itibaren nasıl kurulur, resetleme işlemi ile beraber temiz bir kurulum gerçekleştireceğiz. Onu anlatacağım. Öncelikle direksiyonumuzun USB kablosunu PlayStation'ımıza takıyoruz. Taktıktan sonra zaten ışığımız geldi. Yandı, söndü bir kere. Buraya kadar sorun yok. Şimdi pedalı bağlamıyoruz en başında. Neden? Çünkü bir resetleme yapacağız. Bunun için ne yapıyorduk? Prop tuşuna basıyoruz. Işığımız hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayınca Options tuşuna basıp çekiyoruz. Ta ki sabitlenene kadar. Şu an sabitlendi. Şu anda direksiyonumuz resetlenmiş durumda. Ardından pedalımızı bağlayabiliriz. Pedalımızı da bağladık. Şimdi arkadaşlar, burada en çok dikkat etmemiz gereken, en çok yapılan hatalardan birinden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi kablo seçimi, kablo tercihi. Şimdi PlayStation kollarından tutun, yani bizim Rampage kolu da dahil olmak üzere kullanmış olduğunuz joypad'teki veriyi direksiyona aktarmak için orijinal Microsoft uyumlu data kablosu kullanmanız gerekiyor. Öyle sıradan örnek veriyorum ucuz ya da telefon kablosu gibi, bazı telefon kabloları tabi destekliyor ama çoğu telefon kablosu desteklememekte. Bunun için ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi zaten data kablosuna uygun olduğu şuradaki işaretinden belli. Bu nedir? Bu veri aktarımını sağlayan bir data kablosu. Microsoft uyumlu, orijinal bir kablo. Burada da zaten kablo verileri, yazıları gözükmekte. Işık da çıkıyor mu bilmiyorum. Şimdi bunun için direksiyonumuzu arkasındaki joypad'in bağlanması gereken USB girişine kablomuzu taktık. Ardından joypad'imiz kapalıyken bağlantımızı yaptık. Ardından ışığımız yandı şu anda. Şimdi arkadaşlar, nasıl PlayStation'dan bilgisayara, bilgisayardan PlayStation'a bu cihazı tanımlamak istediğimiz zaman nasıl bir resetleme yapıyoruz? Normal herhangi bir sivri bir cisimle resetleme düğmesi şurada, zaten gördüğünüz gibi resetleme düğmesine basıyoruz. Işığımız söndü ve çekiyorum. Ardından geri geldi. Bundan sonra yapmamız gereken işlem PlayStation butonumuza basmamız. Görmüş olduğunuz gibi joypad'imiz direksiyon vasıtasıyla PlayStation'ımıza bağlanmış durumda. Şimdi ben bu kol üstünde ne hareket yaparsam aynı şekilde direksiyonda da bu işlemleri gerçekleştirebileceğim ki hatta bu şekilde de geçebilirim aynı joypad'teki gibi. Şimdi oyunumuza gelelim. Project Cars'ta testimizi yapacağız. Oyunumuza bir giriş yapalım. Burada kontrollerin çıktığı, kontrolcünün çıktığı bilgisi de bizleri karşıladı. Şimdi bir ayarlarımıza gelelim. Kontrol ayarlarına. Burada default değil, motion sensörü seçiyoruz. Tabi oyundan oyuna değişiyor bu ayarlarımız. Ardından işte ölü bölge ayarları, hassasiyet ayarları burada tercihinize göre yapabilirsiniz. Ben şu şekilde yapacağım. Tamam, bu kadar yeterli. Ardından bakın steer left diyor. Yani sola çevir. Left stick left olarak algıladı. Sağ çevir. Gazımızı ayarlayalım. Frenimizi ayarlayalım. Frenimizi ayarlayalım. Pardon. Frenimizi de ayarladık. Debriyaj yok ama biz yine de algılatalım. Vites arttırma ister otomatik ister manuelde de kullanabilirsiniz. Bunda herhangi bir vites olmadığı için kulaklıkları atayacağız. Vites arttırma. R1 butonu. Vites düşürmede L1 butonuna atadık.
Şimdi oyunumuza gelelim. Bir pratiğe giriş yapmadan önce ses kablomuzu kulaklık kısmına bağlayalım. Bir tık da ses verelim. Bu arada direksiyonumuz da 270'teydi. 900'e aldım. Drive diyelim ve pitten çıkalım. Evet, an itibariyle manuel kontrole geldik. Şimdi frenimize basalım. Hatta şöyle bakalım. 900 derece ayarlarımız. 270 aldım. Bakalım. Şu an 270'te daha iyi gibi gözüküyor. Tabi 900 aldıktan sonra Prop tuşu ve yukarı tuşuyla hassasiyeti arttırabilirsiniz. Biraz fazla hassasiyet arttı. Düşürebilirsiniz. Şimdi gazı verelim. Dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Şimdi bakın. Normalde gayet güzel algılaması. Fakat hızlanınca fizik motoruyla beraber, yani oyun içerisindeki fizik motoruyla beraber, nedir fizik motoru? Şu an lastikler hızlı bir şekilde döndüğü için ben bunu sağa çevirdiğimde hemen algılamaz. Yavaş yavaş döner. Bakın şu an sonuna kadar çeviriyorum. Vurduktan sonra görmüş olduğunuz gibi geliyor. Çünkü fiziken bir sürtünme varken lastiklerde o şekilde dönmesi de zaten normal bir şey değil. Hani bu direksiyonun kendi animasyonuna yansıttığı bir durum. Bakın şu anda bayağı bir titriyor. Bu titreşimi size nasıl gösterebilirim? Oo, milimlik durduk resmen. Evet. Ayarlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir algılamama, tanımama sorunu yok.
Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.